Sivas'ın Altınyayla ilçesinde doğup büyüyen Şemsettin Turhan, büyük hayallerle okulunu bırakıp yaklaşık 20 yıl önce Almanya'ya gitti. Büyük hayallerle gittiği Almanya'da üniversiteyi bitirdikten sonra uluslararası bir şirkette çalışmaya başladı. Turhan daha sonra şirketin Ankara'da bulunan merkezinde görevlendirildi. Turhan yaklaşık 5 yıl burada çalıştıktan sonra tekrar Almanya'ya dönerek burada eğitimine devam edip master yapmaya karar verdi. Ailecek radikal bir karar alan Turhan, master'ını yaptıktan sonra yeniden yurda dönüp İstanbul'da özel bir lojistik şirketinde yaklaşık 2 yıl genel müdürlük yaptı. Benim aslında bir uzun bir sürüvenim var. Burada 12 yaşında Altınyayla'da ortaokula başladım. İlkokuldan sonra köyümüzdeki. Bunun akabinde işte lise 1'de de Şarkışla'da okudum. Ardından o zamanki dönemde herkesin hayali olan Almanya sevdası beni de kaptı. Ve ben de bu anlamda Almanya'ya göç ettim. Babam orada çalışıyordu zaten. Sonra orada okumaya karar verdim. Buradayken aslında çok, bu da benim için aslında bir dönüm noktası. Çok kötü bir öğrenciydim. Oraya gidip de hayatın gerçeklerini görünce burada çalıştığım belki onlarca katın orada çalıştım ve burada sondan üçüncü sırada olduğum halde orada bilmediğim bir dilde Almanca'da hep ilk üçte yer aldım. Mesleğimi yaptım Almanca bilmediğim için. Meslekten sonra üniversiteye gittim. O zamanlar şöyle bir hayalim vardı. Ankara'ya gelip milletvekili olmak düşüncesindeydim. Üniversiteyi bitirdim. Oradaki uluslararası bir şirkette işe başladım. Onların da Ankara'da bir iş merkezleri, fabrikaları vardı. Orada nispeten başka bir firmada daha iyi bir teklif almama rağmen orada işe başladım. Ankara'ya gelme hayalim olduğu için. Ve 2004'te de bu olay gerçekleşti. Ben 2004'te görevli geldim. Turhan doğaya ve hayvanlarla iç içe olabilmek için genel müdürlük görevini bırakarak memleketi Sivas'a döndü. Altınyayla ilçesinde kurduğu büyük bir hayvan çiftliğinde hayvancılık yapmaya başlayan Turhan, Almanca ve İngilizce olmak üzere iki de dil biliyor. Yaklaşık 1,5 sene kaldım. Berlin'de master'ımı yaptım. Git gel yaparak hem işe paralel olarak. Ardından ailecek oturduk, karar verdik. Biz burada devam edecek miyiz diye. Yeni bir şeylere ihtiyacım vardı. Biraz doğaya. Çünkü ben 16 yaşımdan beri hep fabrika hayatı, endüstri hayatta yaşıyordum. Dedim ki, Almanya'ya gittiğimde sonra daha doğrusu. Farklı bir şey yapmak istiyorum. Doğayla iç içe olmak istiyorum. Hayvanlarla iç içe olmak istiyorum. Bunu hayali içerisinde buraya geldim ve bu yatırımı yapmış olduk. Şemsettin Turhan, çevresindekilerin genel müdürlük görevini bırakıp hayvancılık işiyle uğraşmaya başlamasına şaşırdıklarını ifade ederek şunları söylüyor. Yani öyle bir mesleği bırakıp buraya nasıl gelirsin? İşte delilik, manyaklık. Ama ben aslında işimden çok memnunum şu anda. Belki insanlara bunu anlatmak çok zor ama insanın beyninin boş olması çok özel bir duygu. Ya da odaklanacağı şeylere odaklanabilmesi, sürekli olarak farklı bir iş düşünmemesi gece saat 12'lere 1'lere kadar. Hani bunun ben avantajını yaşıyorum ve bu bana çok büyük bir getiri sağlıyor kişisel olarak. Benim önceki hayat tecrübem ya da iş tecrübem beni burada başarılı kıldı diyebilirim. Çünkü Türkiye'de 130'a varan bir buzağı ölümü var. Benim mesela ilk sene düve olmalarına rağmen hayvanların 62 inekten 65 buzağı aldım. Bir tane kaybım yok.